Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada golba.com'da hem benim köşe yazılarım var hem diğer köşe yazar arkadaşlarının yazıları var. Benim son yazımı mutlaka ve mutlaka okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Gelelim duyumlara. Birçok duyum konuşacağız bu videoda. süreyi 17 dakika düşünüyorum ama bakalım kaçta bırakacağız. Flamengo'dan Diego Rossi açıklaması. Süper Lig'de Avrupa umutlarını sürdürüyor Fenerbahçe biliyorsunuz yani. ikinci olup Şampiyonlar Ligi hedefinde e, şu an için Fenerbahçe ve Uruguaylı futbolcumuz Diego Rossi'nin adı transferde sık sık geçmeye başladı. Flamengo başkan yardımcısı Marcos Braz Uruguaylı futbolcu hakkında resmi transfer açıklamasında bulunmuş arkadaşlar. Bakın şimdi adamın açıklamasını konuşurken peşin peşin söylüyorum. E, dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Nereye konuşmuş? Brezilya yönetici demiş ki Diego Rossi, Santos ve Marcos Antonio. Üçü de Paulo Souza'nın istediği pozisyonlara uyuyor. Ancak görünüşe göre hiçbirinin transferi yakın değil demiş. Yani hiçbirinin transferi yakın değil görünüşe göre. Ama bonservis çok isteniyordur. Ama işte mesela Fenerbahçe memnundur. Bonservisini alacaktır. Ondandır. Benim size söylediğim gibi ha Rosti ne diyordu? Flamengo'nun kendisine ilgilisine dair beni Flamengo'dan kimse aramadı. Resmi bir telefon almadım. Haberleri basında gördüm. Ne zaman büyük kulüpler beni isteseler bu beni mutlu eder. İşleri doğru yapıyorum demektir diyordu. Bu sezon 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Yarın inşallah ettirik yapacak. 31 maçta 6 gol 7 asist sergilemiş olacak. İnşallah arkadaşlar. Sen böyle dedin ya kesin. Lan bir susun ya. Ağzınızı hayra açın. İnşallah hocam deyin. Bak ne güzel konuşuyorsun deyin. Geçen gün mesela Alanya maçında içimden geçen skor 4-2 idi. Dedim ki 2-1 dedim. 2-1 kazanacağımızı hissediyorum dedim. Sonra bir kardeş dedi ki canlı yayın dedim. Hocam dedi 4-2 kazanacağız dedi. Ben de arkadaşı gazlıyorum işte hiç söylemiyorum böyle içimden geçen skor bu diye. Dedim, olabilir neden olmasın işte 4-2 ya arkadaşlar olmaz olmaz demeyin. Fenerbahçe bak toparlandı işte Trabzon maçındaki 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleyi gösterse şöyle olur böyle olur. 5-2 bitti maç. Ha şunu da söyleyeyim 5-2'de yenilebilirdik. Ozan'la devam etme saçmalığını sürdürseydik. 5-2'de biz yenilebilirdik. Kırılma Arda'nın 3'e getiren şeyiydi. Ha birçok pozisyon var. Değerlendirilebilir. Mesela penaltı pozisyonunda kırmızı verilebilir. Hani oralara girmiyorum ama. İnşallah Konya maçında kazanırız. Diego Rossi de ettirik yapar. Vedat Muriçi. Vedat Muriçi Türkiye'ye geri döneceğim demiş. Konuşursam ya yeniden oynar demiş. Şimdi Lazio'dan Mallorca'ya kiralık gitti ve Fenerbahçe'de e, bir dönem fırtına gibi esiyordu Vedat Murici. Lig radyoda yayınlanan Mykıt 2 Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın e, Ömer Necati Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Vedat Murici için şöyle söyleyeyim. Önce transfer marketini bir açalım. Şimdi her futbolcunun arkadaşlar bilgi bankası kafamızda değil. Yani kafamızda Şu an piyasa değeri 6 milyon euro. 1.94 boyunda e, future ball, future şeyi 28'e girecek 24 Nisan'da. E, Arnavutluk, Kosova. Şimdi transfer etme opsiyonu var. 500 bin euroya kiraladılar. Mallorca. 7 maça çıktı La Liga'da. 2 gol 1 asisti var. 629 dakikada. Yani çocuk Tam toparladı. Maşallah dedik. Sıkıntı yaşadı. Şimdi Vedat'ın da çeşitli açıklamaları var. Vedat ne zaman açıklama yapsa orada düşecek. Çünkü inşallah bu sefer tam tersi olur. Ee, demiş ki hani Lazio'da geçen bir buçuk yıllı Sarri'yi anlatmış. Taç atışlarında bile ileriye oynayın. Bak şu kadar taç atıldı. Şu kadar gol oluyor falan diye. Ben orada biz alakadar eden kısmını aldım arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'den teklifler aldım. Hani Lazio'da tutunamadım. Sarı açık açık bana dedi ki "Seni düşünmüyorum." dedi diyor. Sonrasında o süreçte evet Türkiye'den teklifler aldım. Hatta Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Görüşmelerimiz de oldu menajerim aracılığıyla. Keşke bunu söylemeseydi. Şimdi bakın arkadaşlar, biz rakip takımlarla düşman değiliz. Rakibiz. Yani Beşiktaş'ta Trabzonspor'la ne bileyim Galatasaray biz rakibiz. Düşman değiliz. Ne onlar bizim onurumuzu kıracak bir davranışta bulunsun. Ne biz onların onurunu kıracak bir davranışta bulunalım. Yani herkesin kendi çapında yani herkesin kendi çapında bir düşüncesi var. Olsun. Olabilir. Destekleyebilirsiniz. Düşünceniz. Herkesin düşüncesine saygılıyorum. Ama e, konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Yani insanları incitebilir miyiz? Rakip takımları incitebilir miyiz? Hani onların itibarını zedeleyebilir miyiz diye düşünmemiz lazım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hani teklifler aldım dese bitti. Ama büyük kulüplerin hepsinden teklif aldım. İlginç. Fakat diyor yani menajerin aracılığıyla aldım diyor. Fakat burada önemli olan şu Lazio'nun istediğinin karşılanmasıydı. Mallorca'da kümede kalmak için Varnio'nun ortaya koyup en yüksek teklifi verdi. Kulübümde en iyi teklifin Mallorca'dan geldiğini eşit bir Teklifin gelmesi gerektiğini söyledi. Malum olarak Türkiye'deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca'nın yolunu tuttuk. Bak iki kere bir aşağılama var. Dikkat etmek lazım. Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planında futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı ona göre inşa ediyoruz yani. Türkiye'ye geri döneceğim diyor açıkçası. Arda Güler'i son Alanya maçında izledim. Yüzü çocuk gibi ama sahada özgüvenli e, ve bu çocuk futbolcu diyorsun izlerken. Allah yolunu açık etsin. Büyük başarılara imza atacağına inanıyorum demiş. Katılıyorum. Hocam Vedat'ın yazın gelme ihtimali var mı falan? Ya da hocam Vedat gibisini bulabilir miyiz? Ya geçiniz arkadaşlar. Ajax'tan 6 ay bayındır için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu. Bakın internete girin, İlgi mektubu yazın, tamam mı? Bunun e, şeyi var, İlgi mektubu futbol olarak yazın. Çünkü Avrupa'dan genellikle ilgi mektubu istenilir. Mesela e, birçok futbolcu için de vardı, birçok yani başka takımın futbolcusu için de vardı. Şimdi ilgi mektubu nedir? Aa. <laughs> Rize Spor 3 Trabzon Spor 2 Avu, Avu. Bir şey söyleyeceğim Mustafa Hoca yine bildi Bu videoyu beğenmeyene yazıklar olsun Bu videoyu beğenmeyene yazıklar olsun Mustafa Hoca yine bildi Vallahi bu videoyu beğenmeyene yazıklar olsun Ben size ne dedim Ali Koç'un gizli planı dedim değil mi Ali Koç'un gizli planı dedim. Hiçbiriniz inanmadınız. Alın bak. E ben size söyledim. Bu arada Rize'nin 3 kulüpte penaltını bana mı öyle geliyor? Oo, inanılmaz. 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 Ee, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ama ben söyledim bunların olacağını. Neyse, Hollanda devi Ajax Altay Bayındır'la ilgilenene dair Fenerbahçe'ye bilgilendirme yazısı göndermiş. Ve Fenerbahçe kapıyı 15'ten açacak demiş. Arkadaşlar ben e, bunu doğrulatamadım. Yani bu bu bilgi bende doğrulanmadı. Haberiniz olsun. Onu peşin peşin söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben bunu duyuramadım. Ha Hollanda basını e, ilk adımın geldiğini duyurmuş. İlgi mektubu gönderdiğini duyurmuş. Hani ilgi mektubu şey demek ya Kaç istiyorsunuz? Bak ben talibim demek. Yani resmi teklifte bulunabilirim demek. Haberiniz olsun. Sözleşme uzatma kararı aldı Altay Bayındır'ın. Ciddi bir müjde vereyim. Şimdi 15 milyon euro diyor ama ben 18 milyon euro olarak düzelteyim. Tamam mı? Yani Fenerbahçe'ye 18 milyon euroluk müjde desem. Ee, yani yalan söylemiş olmam herhalde. 18-16. 16 da olabilir. Bunu aklınızda dursun ama ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'den Cristiano Ramirez hamlesi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Transfer dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir de Juan Jesus yazılırsa stopere tadından yenmez. Benarfa o gitti. Hacem Ben Arfa olmaz artık daha. Şimdi Fenerbahçe atağa kalktı. Krasnodar'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ramirez için harekete geçti. Ali Koç başkanında bu, bu sezon. Gerek Süper Lig falan filan. Ya ben bıktım bundan ya. Vallahi bıktım ya. Kurban olayım şu futbolun rengi sarı lacivert olsun artık. Ya gerçekten diyorum bak samimi söylüyorum. Ee, ya size bir projemi sunsam. Geçen sene bunu yaptık. Allah nasip etti. Bu sene size sunsam. 23 Nisan'da yine 23 tane çocuğa forma hediye etsek. Hani hepsini ben karşılayamam. Yani üyeler gelecek ayki çekilişten feragat etseler belki karşılarız o zaman. Biraz da bir iki kişi destek çıksa. 23 Nisan'da 23 tane çocuğumuza Fenerbahçe forması versek. Ama eski sezon ama şimdiki sezon. bunu bir düşünseniz kurban olayım ya. Aklınızda bir bulunsun da olur mu? Araya da sokuşturmuş olayım. Şimdi Fenerbahçe Christian Ramirez'in peşine düşmüş. 27 yaşındaki Yıldız'ın menajeriyle temaslar sürüyormuş. Şartlarda anlaşma oluşması durumunda falan filan. Fenerbahçe daha önce görüştü diyor. 21 kez Ekvator milli takım formasını giyen Ramirez. 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüştü ancak transfer gerçekleşmemişti. O dönemde bana çok küfür etmişlerdi. İşte ben dedim İstanbul'a geldi, görüştük ettik. La yüre geç İstanbul'a gelecek olsa sen de işte gelseydi, etseydi görüşme, anlaşmamızlık falan filan. Sonra açıklandı. Hiç ortada yok. Ha, 13 kez bu sezon forma giymiş. Golü ya da asisti yok. Bu arada Fenerbahçe'nin şu anda 13 tane yabancısı var alıp oynatabilir. Bilginiz olsun. iki maçtır da kadro dışı diyor. İki maçtır kadrosu olması, kadro dışı olması dikkat çekti diyor. Valla bir dönem ilgilendiğimiz futbolcular. 2025'e kadar sözleşmesi var. Zamanında bir buçu aldılar 2017'de ama ben sıcak bakmıyorum yani. Olmaz diyorum. onu söyleyeyim. Löv Fenerbahçe'ye Zirkzi Zik Ziki Zirkzi'yi getiriyor. Bu ne ya? Zirk Şimdi bu haberi ben gizli tutmak için çok uğraştım. Fenerbahçe bak prensip anlaşmasına vardı. Joachim, öyle bir şey yok. Bayern Münih'in genç kolcesi Joshua Joachim mi dedim en önce? Joshua Zirk Z'yi Sarla getireceği iddia edildi. Bu talebini de Ali Koç'a iletmiş. Ali Koç da demiş ki Rogon'la imzalasın getireyim. Şaka lan şaka öyle bir şey olur mu ya? Tabi yesin yok. Adamı hissetmeyince adamı can sıkmayın. Bak benim canımı sıkmayın. Konuşursam ya yer yerinden oynar demiş. Zikzi. Adam nasıl buluyor ya? Ya elin yavru nasıl buluyor ya? Şimdi Lövle görüşmüşüz. Anlaşmışız. O da demiş ki transfer listem hazır demiş. İleri uçta problemler görüyorum demiş. E, genç forvet listenin ünlü yerlerindeymiş. Transfer listesinde bir numaraymış. West Ham istiyor demiş. Bir kere bir futbolcuyu hem West Ham hem Fenerbahçe isterse West Ham alır. Bilginiz olsun. Bir futbolcuyu hem Fenerbahçe hem Trabzonspor isterse işine yarayacaksa Trabzon alır. İşine yaramayacaksa Fenerbahçe alır. Bir futbolcuyu hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyorsa %100 Fenerbahçe alır. Geri çekilmediği müddetçe. Bir futbolcuyu hem Beşiktaş hem Fenerbahçe istiyorsa ikisinden hangisine giderse gitsin çöpe dönüşür. Böyle bir transfer şeyliği var. Piyasa değeri 8 milyon euro demiş. 1.93'lük boy oyuncu. 8 milyon euro. E, menajerik şirketi Rossi'nin aynıymış. 15 gol 9 asisten oynuyormuş. Anderlecht'te. Lig'de 3. sıradaymış takımı. 37 maça çıkmış. 15 gol 9 asisti var. E, 22 Mayıs 2001 Hollanda doğumlu olan Nijerya asıllı Joshua Zirkzi futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başladı. Feyenoord alt top koşturan genç golcü 2017 yılında 150 bin euroya Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern'den Parma ve Anderle'ye kiralanan Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Zirkzee şu anda Anderlecht'te kiralık olarak top koşturuyor. Haçen neden topu koşturuyorsunuz? Siz koşun da. Değil mi? Şimdi 8 milyon euro piyasa değeri olan kiralık bir futbolcudan bahsediyoruz. Bayern Münih'de 2023'te sözleşmesi biten bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi 150 bin euroya aldı da şöyle böyle. Bayern Münih seni soymadan göndermez. Bir. ikincisi Belçika Ligi'ni görüyorsunuz. Ha, Samat'tan bile kaç tane golü var. Bilmiyorum. Gerçeklerle mi yaşasak biraz? Hayal dünyasından uyansak mı biraz? E, ee, dost tane naçizane de tavsiyede de bulunayım. Ben bu ismi gizlemek istiyordum. Çok çok da uğraştım. Ama açığa çıktı. Bu ismin artık gelme ihtimali %0 arkadaşlar. Ha hocam açığa çıktı diye mi? Yok açığa çıktı diye de başka mevzular var. Gelme ihtimali 0. Ama bir forvet daha var. Onun ismini ne üyelere söyleyeceğim ne Whatsapp'a söyleyeceğim. Tutacağım saklayacağım. Kanalın akıbetine göre belki açıklarım. Şimdi bir eleştiri var. Volkan Demirel Emre Mor'u coşturdu diye Emre Mor Kayseri Spor karşısında hat yaptı diye. Arkadaşlar Volkan Demirel zamanında Fatih Terim tedrisi altından geçmiş bir futbolcu. O gazlama yöntemini illa ki biliyordur. 24 yaşında. Şu an kiralık sanırım. Şeyden, e, Selta Vigo'dan. Opsiyonu var mı bilmiyorum ama. 22 maç, 5 gol, 2 asist. 1290 dakika ama son haftalardan performansı yükselişte. Kendine eden futbolculardan. Yani Emre Mor kendine eden futbolculardan. Zamanında Galatasaray'a da gelmişti hatırlayın. Ama yani... Celta şey Borussia Dortmund'a gitmiştin 9 milyon 750 ye. oradan Celta Vigo'ya gitmiştin 13'e 13 milyon euroya. Kendi neden futbolculardan bu bundan uzak duruyor bizim takım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun arkadaşlar. Mehmet Demirkol çocukluğum Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın 15 yıl şampiyon olamadığı Fenerbahçe Trabzonspor'un rekabetinin olduğu döneme denk geliyor. Babam sayesinde Fenerbahçeli oldum. Galatasaray Lisesi'nde okudum. 40 kişilik sınıfta 20 kişi Fenerbahçeli vardı. Ama lise bittiğinde iki kişi Fenerbahçeli kalmışlık diyor. Müthiş espriler var. Şey diyor Galatasaray Lisesi'nden adam çıkma ihtimali diyor şöyle yüzde işte beş falan diyor. Bir tanesi şey demiş ha diyor 18 tane kripto Fenerbahçeli var Galatasaray taraftarı içinde diyor. İşte Burak Elmas bunlardan biri falan. <laughs> Müthiş espriler var hani hakaret etmediği küfürsüz şeylere. Tevafuk oldu ya Mehmet Demirkul'un falan ben dünkü videolarımda şey söylemiştim. iki gün öncekinde daha doğrusu. İşte Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğunu falan söylemiştim. Oradan çok Fenerbahçe çıktığını. E, ee, tevafuk oldum. Eleştiri şu. Hocam Barış Alıcı'ya 1,5 milyon euro verdi başkan. Berke üzere 2,5 milyon euro verdi. Toplam 4 milyon euro verdi. Sıfıra sıfır elde var sıfır diyor. Gözünü sevdiğim arkadaşlar. Bakın. Bugün bana deyin ki hocam transferde en başarılı kulüp kim? Mantalite olarak Trabzonspor niye? Kampa hazır getirdi. Takım birbirini tanıdı. Teknik direktörü hazırdı. Futbolcusu hazırdı. Kamp hazırdı. Bitti. Bak mantalite olarak. Başarı olarak Fenerbahçe. Açık ara Fenerbahçe. Açık ara Fenerbahçe. Depara kalkmış durumda Fenerbahçe. Ya hocam saçmalama Allah'ını seversen. Ya 4 milyon euro vermiş. Bunun hesabını kim verecek? Ali Koç. Değil mi? Bak depara kalkmış şekilde Fenerbahçe transfer başarısı. Niye? Atilla Salay 1.5. Hadi 2 diyorlar 2 olsun. 2 milyon euro alındı. Bugün 20'ye satılma ihtimali var mı? Var. Sadece 2'yi alıp 20'ye satmıştı. 18 milyon euro kar. 4 gitti eridi gitti. Ferdi Kadıoğlu'yu 1.5'ü aldım. Bugün 20'ye satılsa az, az der misiniz dersiniz. Değil mi? Elif Elmas, Fener, Ali Koç döneminde alınmadı ama Ali Koç döneminde satıldı. 16.20 ama opsiyonlarla 20'ye bulacak. 5.6'ya totali mal oldu Vedat Muriç'in. In. Yani kılçığı kılçığına. 5.6 milyon euro kasamızdan çıktı. 19.92'ye gitti. Arda Güler Altay bayındır bugün kaça gider? Kim Minji'yi kaça gider? Crespo kaça gider? Allahyar kaça gider? Arkadaşlar bakın Ali Koç'u eleştirin. Eleştirin. Hiç lafım yok. Ali Koç'un kendisinin de lafım olacağını zannetmiyorum. Hiçbir şekilde lafım yok. Ama eleştirirken iftira atmayın. Eleştirirken hakkını yemeyin. Bakın hak, haklıya hakkını hak ettiği zaman teslim edin. Ben Allah'tan korkarım abi. Siz de korkun Allah'tan. Kimsenin hakkını yemeyin. Hani yanlışlarını söyleyin. Evet mesela Adil Rami Fenerbahçe için transfer rezaletidir. Kabul. Kabul. Alınmayan isimler rezalettir. Kabul. Ama bunları inkar etmeyin. Yani ee, kapak fotoğrafını Atilla Selay'ı koymuş adam gitmiş bunu eleştiriyor. La Atilla Selay 2'ye alındı. 20'ye satsan 18 milyon euro kar. Hocam giden şampiyonluklar şampiyonlar. Ben şunu söyleyeyim. 4 senelik Ali Koç döneminin bir özetini yapayım. Ali Koç pısırık durduğu her sezon bizi ezdiler. Ali Koç sesini yükseltmeye başladığı andan itibaren millet bir gard almaya başladı. Yani Ali Koç'un pısırıklığını atması lazım. Bir. ikincisi iyi bir teknik adam getirmesi lazım. Bak Vitor Pereira'yı getirdi ama işine çok karıştı. Yani Aziz Yıldırımcılık yapmaması lazım. O devir bitti. Aziz Yıldırımcılık yapacaksan da takımın canını okuyan disiplini bol. Misal bir Alman teknik adamı getireceksin. Bırakacaksın. O canını okuyacak. Sen değil. Mesela Christoph Dağ'ımı getirmiştik. Ee, senenin başında o Belgrad ormanlarında öldürüyordu futbolcuları. Futbolcular yalvarıyordu sezon başlasın topa aç kaldık diye. Anlatabiliyor muyum? Aksini iddia ne varsa buyursun arkadaşlar. Galatasaray 30 milyon euro verdi sezonun başında. Nelson yazmışlar işte Avrupa'nın devleri istiyor. 40 milyon euro verecektir. 30 milyon euro verecektir. Siz herhalde 30 milyon euronun peste bile verilmeyeceğinin farkındasınızdır. Hiç Kerem Aktürkoğlu'na 30 milyon euro verecektir. Keşke verseler ülke kalkınsa. verebilecektir 12 milyon euro maksimum. 7 artı 12 işte hani opsiyonlarla falan. O kadar büyütmeyin gözünüzde. Ha hocam Atilla Selahi için 20 diyorsun ama. Atilla Selahi Macar. Diego Rossi mesela. Rossi'nin biz 6'ya servisini alalım en kötü 18'e satarız. En kötü 18'e satarız. E, Kim Minji'yi 3'e aldık. 30'a satsak sürpriz olur mu? Bugün bir alt yazı geçse Fenerbahçe TV'de işte. NTV'de bir alt yazı geçse. Fenerbahçe Güney Koreli futbolcusu Kim Minji'yi işte Tottenham kulübüne 40 milyon euroya sattı. Sürpriz olur mu? Hocam beklemiyordum ya. Beklemiyordum 40 milyon euro. Çok fazla para. Birçoğunuz dersiniz ki az bile gitti. Hatta şöyle bir alt yazı geçse. 20 milyon euro artı sonraki satıştan %50 pay Fenerbahçe'nin. Oha mu kazıklamışız mı dersiniz? Ucuza gitti mi dersiniz? Demek ki Fenerbahçe'nin transferi başarılı. E Beşiktaş, Galatasaray kimi sattı son yıllarda? Trabzonspor kimi sattı? Abdülkadir Ömür için lan müthiş bir şey gelmiş. Dep, vo, şeylik, şeylik, rövaşatalık orta gelmiş. Çak rövaşatayı gitsin 90'a. 14 milyon euro gelmişti ya. Sat gitsin ya. Uğurcan Çakır için geçen sene 12 milyon euro teklif Sat gitsin ya. Ya 50 tane Uğurcan bulursun. Trabzon'da kaleci kültürü var. Fenerbahçe'de kaleci kültürü var. Bulursunuz siz ya. Ya gelen Rövaşatalı Atın abi çakın 90'a ya. Çakın gitsin 90'a. Hüseyin Türkmen 7 milyon euro mu geliyor? Sat gitsin. Edgarli'ye 5 mi geliyor? Sat gitsin. 50 tane bulursun ya. Ya 50 tane bulursunuz satın. Artık şeyler Türk futbolundaki takımlar aç. Bulduğunu satacaksın. Yapıştıracaksın. Rövaş geliyorsa çakacaksın. Atamıyorsan aman benim ağrıdı Unut. Unut gelişmeyi unut. Sen artık Türk futbolunda gelişine çakacaksın. Ha şunu da söyleyeyim. Hocam mesela şimdi Arda Güler değerlendi. Arda Güler'e şimdi 20 milyon euro teklif kese satalım mı? Ben onu kastetmiyorum. Altaya 20 gelirse sat. Salahiye 20 gelirse sat. Kim 25 falan gelirse sat. Crespo'ya 10-15 gelirse sat. Allah yara 7-8 gelirse sat. Anlatabiliyor muyum? Ya şeye bile Tisserant'a bile 3 4e aldın. Bugün 2,5 gelse bile fırsat. Çünkü euro o kurun 2,5 katına geçti. Aldığındakinin 2,5 katına geçti. Sat. Ozan Tufan. Lan keşke Watford kümede kalsa ya. Keşke kümede kalsa. Dün Kandil de unuttum ya. Keşke ona da dua <laughs> Yani inşallah Watford kümede kalır da satarız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dediğim gibi iyi de öldürün hakkını yemeyin. Buğra anlattı mı bilmiyorum ama Kannavaroyla bir ilgimiz var haberiniz olsun. Muhtemelen Buğra yayında değinecekti ben değinmesini rica etmiştim. Değinmediyse de söyleyeyim Kannavaro'ya bir ilgimiz var. Teknik direktör Kannavaro. Ee, teknik direktör profili diyeyim. Kannavaro'nun teknik direktör profili futbolcuyken adam değişik teknik direktör olunca daha değişik oldu. Valla. Çin'de 206. Ondan önce yine Çin'de yani 2017'den beri Çin'deymiş. 188. Al 154. Yine Çin'de 177. Ben bu topa girmem. Fenerbahçe'ye kendini ispat etmiş. Rüştünü ispat etmiş. Gelip başarı sağlayacak teknik adam lazım. İnşallah en hayırlısı olur. Şu an için teknik direktör konusu %100 netleşmedi. Yalvarırım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ben de löv desem başkası da dese hayırlı olsun da dese lütfen ama lütfen Gelmeden yani imza atmadan kimse kesin demesin. Kesin diyenlere de inanmasın. 23 Nisan için projemi de sundum. Beğenilerinize bu videoya beğenilerinizi talibim arkadaşlar. Görüşmek üzere.